Azot 7 atomunun orbital şemasını şeklinde çizen bir öğrenci, yukarıdaki ilkelerden hangisine aykırı bir dizilim yapmıştır diyor. Şimdi Aufbau ilkesi, elektronların orbitallere hangi sırayla gireceğini bize verir. Şöyle orbitallerde 1s'de maksimum 2 elektron, 2s'de 2, 2p'de 6, 3s 2, 3p 6, 3d 10. Buraya 45 derecelik açılarla oklar getirecek olursak şöyle. Şurası aşağı doğru tabii devam eder. Dolayısıyla elektronlar öncelikle 1s orbitaline girer ve 2 tane girer ve burada da 1s orbitali yazılmış ve 2 tane. Dolayısıyla şu an doğru. Daha sonra 2s'ye girecek. Burada da 2s var ama 1 elektron girmiş. Normal 2s 2 girmesi gerekiyor Aufbau'ya göre. Dolayısıyla Aufbau'ya aykırı bir dizilim yapılmış. Daha sonra 2s'den sonra 2p 6 ki 2P'den sonra 2 girip daha sonra 3 tane girmesi gerekiyordu. Burada da 4 girmiş. Burada da hata yapılmış. 2P'den sonra 3S şeklinde devam edecekti. Dolayısıyla Avuk oh Boy'a aykırıdır. Burada 2S 1 değil 2S 2 olması gerekiyordu. Şimdi Pauli ilkesine göre iki tane farklı elektronun tüm kuantum sayıları aynı olamaz. Ancak şuraya baktığımız zaman, şu orbitere baktığımız zaman burada iki elektronda tüm, tüm kuantum sayıları aynı. Baş kuantum sayıları ikisinin de iki. Yan kuantum sayısı ikisinin de 1. E, ML değeri ikisinin de örneğin eksi 1. MS değeri de ikisinin de örneğin artı 1 bölü 2. Dolayısıyla 4 kuantum sayısı da aynı olamaz. Dolayısıyla burada Pauli ilkesine aykırı davranılmıştır. Pauli dışlama ilkesine göre örneğin biri saat yönünde ise biri saat yönünün tersinde olması gerekiyordu. Bu yanlış. Aynı zamanda burada bakın şu orbital boş. Önce Hund kuralına göre orbitallere elektronlar birer birer girer. Daha sonra diğerleri girer. Yani buraya 4 tane giriyor olsa bile şöyle olması gerekiyordu. Diyelim hepsi şöyle birer birer girecekti. 3. Daha sonra dördüncü örneğin buraya girecekti gibi. Burası boş kalamaz bu ikisi tam doluyken. Dolayısıyla Hund kuralına da aykırılık burada yapılmıştır. Bu anlamda sorun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Yukarıda atom numaraları ardışık olan bazı baş grup elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiştir. Bu grafikteki elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada baktığımız zaman Y'den Z'ye doğru bir azalma, Q'dan P'ye doğru azalma iki tane basamak var. Yani burada bunlar muhtemelen ikinci veya üçüncü periyot elementleridir. Ve X burada 1A grubunda olması gerekir. X 1A, Y 2A, Z 3A atom numarasına göre sırayla direkt olarak. T 4A, Q 5A, P 6A, R 7A, M de 8A. L ise bir altta, mesela bunlar ikinci periyot elementleri ise komple ikinci periyot elementleri ise y2 y 2 y 3 zaten. L burada üçüncü periyotun 1A grubundaki elementtir. Yok buna üçüncü periyot elementleri ise o zaman L burada dördüncü periyot 1A grubu elementidir. Yani L bunlardan bir periyot fazladır. Şimdi buna göre X, y, Q, M, L küresel simetri özelliği gösterir. X bir A ve Y 1A ve 2A'dakiler 1A'dakiler S1 ile biter. Tam dolu, ve yarı, tam dolu veya yarı doluysa son olarak Küresel simetri özelliği gösterir. X'in Yarı dolu son orbitali, Y'nin tam dolu küresel simetri özelliği göstererek Q5A'da P3 ile bitiyor. Küresel simetri özelliği gösteriyor. M8A'da e, tam dolu P6 ile bitiyor. Şöyle P3, P6 ile bitiyor. L de yine 1A grubunda olacağı için S1 hepsi küresel simetri özelliği gösterir. Zaten bu 3 aşağı 5 yukarı kuralı 2A'nın iyonlaşma enerjisinin 3A'dan daha yüksek olmasının sebebi onun küresel simetri özelliği gösterip Z'nin göstermemesidir. Aynı şekilde Q'nun yoğunlaşma enerjisinin P'den büyük olmasının sebebi Q'nun küresel simetri özelliği gösterip P'nin göstermemesinden kaynaklı bu Q ve Y'nin ekstra kararlılık kazanmasıdır. Şimdi atom hacmi en büyük olanı L'dir. Şimdi bunların hepsi ikinci periyodsa bu üçüncü periyot Ve dolayısıyla katman sayısı arttıkça hacim her türlü büyük olacak. Dolayısıyla L'nin hacmi diğer hepsinden kesinlikle daha büyüktür. En büyük olan L'dir. Doğru. Üçüncü periyodsa bu dörtte. İki ise üçte çünkü. M doğada monoatomik yapıda bulunur. M8A'da bir soy gazdır ve soy gazlar doğada monoatomik yapıda bulunurlar. C şıkkı da yine doğrudur. P2 eksi ve L artı iyonlarının yarıçapları birbirine eşittir diyor. Şimdi P2 eksi ve L artı iyonlarının yarıçapları birbirine Bir kere yarı eşitliği gibi bir durum zaten olmaz ama yine de bir bakalım. Şimdi P örneğin ikinci periyottaysa L üçüncü periyotta olacak. P ikinci periyot 6A grubunda ise ikinci periyot 6A grubunda ise 26 atom numarası 8 olacak. Elektron sayısı 10. P ikinci periyot olduğu durumda L üçüncü periyot 1A'da olacak. L o zaman üçüncü periyot 1A'da 2 8 1. Dolayısıyla bunun 11 olacak buradaki proton sayısı 11 10. Evet ikisinin elektron sayısı eşit geliyor ama elektron sayıları aynı ama proton sayıları farklı. Elektron sayıları aynıyken proton sayısı büyük olanın yarı çapı daha küçüktür. Çünkü protonlar elektronlara daha yüksek bir çekim uygular. Dolayısıyla burada P2 eksinin yarı çapı L artıdan büyüktür. Dolayısıyla burada eşitlik değil. P2 eksinin daha büyük olduğu durum vardır. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. L'nin ikinci yonlaşma enerjisi M'nin birinci yonlaşma enerjisinden büyüktür diyor. Şimdi L'nin ikinci yonlaşma enerjisi. Şöyle diyelim L hatta şöyle olsun. Üçüncü periyot ikinci periyot olsun bunlar. L şimdi 2, 8, 1. 11'di. Bir elektron koptuğu zaman bunun 10 elektronu var artık. Bundan bir elektron daha kopartmak için bakın artık bir elektron koptuktan sonra bir elektron daha kopartmak için gerekli enerji zaten ikinci yonlaşma enerjisi 11'de 9 olacak. Şöyle elektron. Bu L'nin ikinci yonlaşma enerjisi. M'nin birinci yonlaşma enerjisi ise bakın M burada ikinci periyot olsaydı 2 8'den 10 olacaktı. 10'a 10 Şimdi buradan enerji kopartmak istiyoruz. Bir elektron koparttığımız zaman artı 1. Şöyle 10'dan 9 olacak. Şimdi baktığımız zaman şöyle. ikisinin de elektron sayıları eşit. İkisi de soy gaz üzerinde. M zaten direkt soy gaz. L de birinci yonlaşma enerjisinden sonra ikinci yon, yani artı bir yüklü yonu o da soy gaz üzerinde. Ancak burada L'nin proton sayısı daha büyük olduğu için elektronlara daha yüksek bir çekim uygulanır. Dolayısıyla buradaki elektronu kopartmak buradakini kopartmaktan daha zordur. Dolayısıyla buradaki enerji diyelim ki bu E1 olsun. E1, bu da E2 olsun. E1, E2'den daha büyüktür. Yani L2'nin ikinci yonlaşma ilerisi, M'nin birinci yonlaşma ilerisinden daha büyüktür ifadesi de yine doğrudur. Eşit kütleli X, Y, Z ideal gazlarının basınç, hacim ve sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aynı koşullardaki, yani bu koşullarda değil, farklı ve aynı olan koşullarda X, Y, Z gazlarının ortalama yayılma hızları arasındaki ilişki hangisine doğrudur? Aynı koşullardaki yayılma hızlarını molekül kütlelerine bakarak kıyaslayabiliriz. Molekül kütlesi düşük olan daha hızlıdır. İşte molekül kütlesi büyük olan daha yavaştır diyebiliriz. E, bize burada zaten P, V ve T değerlerini vermiş ve eşit kütleli olduğunu zaten söylüyor. E i̇deal gaz denklemi olan P, V, n, R, kullanırsak e biz burada T'yi biliyoruz. R sabit zaten. E P ve V'yi de biliyoruz. Dolayısıyla mollerini bulabiliriz. Mollerini bulduktan sonra en eşittir ya da moller arasındaki ilişkiyi bulduktan sonra en eşittir n bölü m. B, m e, m'lerin de eşit olduğunu biliyoruz. Buradan ma'yı yorumlayıp soruyu çözebiliriz. Şimdi burada n'i yalnız bırakırsak n eşittir pv bölü rt. Şimdi öncelikle x için pv bölü rt. x'in p değeri 1, v değeri 22,4. r değeri burada r zaten sabit 22,4 bölü 273'tür. Çarpı t'si de 273. 273'ler gitti. 22,4'ler gitti. Demek ki x 1 molmuş. x 1 mol dursun. Y'yi de aynı şekilde bulalım. N eşittir. 2 çarpı 11,2 bölü 22,4 bölü 273 çarpı. Yine sıcaklık 273 derece. Bunlar birbirini götürdü. 11,2 ile çarparsak 22,4. Y de burada 1 molmuş. Hatta hemen şey diyebiliriz. X ve y'nin molleri eşit, e kütleleri de eşitti o zaman mol kütleleri de eşit, o zaman hızları da eşittir X ve y'nin. X ve y'nin hızları eşit diyebiliriz. X ve y'nin hızları eşit olan başka şık yok. Dolayısıyla son cevabı direkt şıkkı diyebiliriz ama biz yine de z'ye de bakalım. Buradaki n değeri 0.5 çarpı 44.8 bölü 22.4 bölü 273 çarpı 546 burada. Şurada 1'e 2 oran var. 22,4 ile 2'nin çarpımı 44,8. Yani burada demek ki Z 0,5 molmüş. Yine kütle eşit olduğu için molü daha düşük olduğu için mol kütlesi daha büyük. Mol kütlesi daha büyük olduğu için Z'nin diğerlerine göre daha yavaş. Dolayısıyla A'yı burada sağlamış oluyor. N mol KBR katısının saf suda tamamen çözünmesiyle deniz seviyesinde hazırlanan 500 mililitrelik sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 102,08 derecedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Suyun deniz seviyesinde kaynama noktası yükselmesi sabiti yani KK 0,52 derece bölü moleldir. Şimdi kaynama noktasındaki yükselmesi değişimini veren formül delta TK eşittir kk çarpı molalite çarpı tanecik sayısıdır. Şimdi burada deniz seviyesinde saf su normalde 100 derecede kaynar. Ancak siz içerisine KBR katısını attığınız için kaynama noktası yükseldi ve 2,08 derece yükselmiş. Yani buradaki değişim 2,08 derecedir. Kk de zaten 0,52 olarak verilmiş. Çarpı molalite çarpı tancık sayısı da bakın potasyum bromür suda Potasyum artı ve brom eksi olarak iyonlarını ayrışır. 1'e 1'dir. Tanecik sayısı 1 artı 1'den 2'dir. Buradan molaliteyi bulabiliriz. 0,52'ye böldüm 1. 0,52'ye böldüm 4. Molalite de buradan 4 bölü 2'den 2. Demek ki buradaki KBR 2 molal. Şimdi çözeltideki K artı iyon derişimi 2 molaldir. Şimdi KBR'yi şurada tekrar iyonlaşmasını yazalım. KBR K artı ve Br eksi olmak üzere iyonlarını ayrışıyor. Biz bu KBr'nin 2 molal olduğunu bulduk. 2 molal. E katsayı oranına göre K artı da o zaman 2 molaldir. Br eksi de 2 molaldir. K artı 2 molal. Dikkat edin molar değil. Molal. Dolayısıyla bu doğru. Peki n eşittir 1'dir diyor. Peki molalite ne? Molalite çözünen maddenin molünün ki çözünen maddenin molü n bölü çözücünün kütlesidir. Çözücünün kütlesi burada çözücü su. Suyun kütlesi yalnız kilogram cinsinden almanız gerekiyor. Şöyle kilogram su diyelim. Yani n'in altına suyun kilogram cinsinden karşılığını yazmanız gerekiyor. Buna böldüğünüz zaman molaliteyi bulabiliriz. Molalitesi zaten 2 idi. 2 eşittir n bölü kilogram su. Şimdi biz burada n'i zaten bilmiyoruz. n'i arıyoruz. E, suyun kilogram cinsinden kütlesini de bilmiyoruz. Biz sadece çözeltinin hacmini biliyoruz. 500 mililitrelik sulu çözelti var elimizde. Biz şu an şunu diyemeyiz. 500 mililitrelik sulu çözelti 500 mililitre sudur. Suyun yoğunluğunu da zaten vermemiş. Sadece şunu söyleyebiliriz biz burada. Bu 500 mililitrelik sulu çözeltinin içerisinde KBR tuzu var. Onun da bir hacmi var. Dolayısıyla her türlü burada suyun hacmi 500'ün altında. Atıyorum 498 mililitre gibi. İşte suyun yoğunluğunu bir düşünürsek işte 498 gram o da işte 0,498 kilogram olur. Şimdi burada şöyle yapalım. Örneğin suyun kütlesi 500 mililitre olsaydı. O zaman 500 gram olurdu. O da 0,5 kilogram olurdu. Böyle değil ama bunun altında ama 0,5 kilogram olsaydı. 0,5 olsaydı 2 çarpı 0,5'ten n1 olurdu. Ama biz biliyoruz ki 0,5'in altında. Dikkat edin suyun kütlesi lazım çözeltin değil. Şimdi bu iki eşitliğinin sağlanabilmesi için iki molar olduğunu zaten bulmuştuk bunu biliyoruz. 0.5'ten daha aşağıdaysa bu da birden daha aşağıda olması gerekir ki bu eşitlik sağlansın. Örneğin 0.5'in daha altında örneğin atıyorum daha da düşük bir değer olarak 0.25 ise e bu 0.5 olması gerekir ki 0.5 bölü 0.25'ten 2 gelsin. Yani üst tarafında azaldığını böyle görebiliriz. Dolayısıyla 1 bir değil 1'in altında bir değer. Dolayısıyla 2 yanlış. Çözelte brom eksi yonların mol sayısı. Şimdi KBr 1'in altında bir mole sahip. 1'den küçük bir değere sahip. KBr atıyorum 0.98 mol. O zaman Br eksi de 0.98 moldür. Yani 1'in altındadır. 1'den küçüktür. Doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 3 D şıkkıdır. Bir x tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. 20 derecede hazırlanan 240 gramlık çözeltinin sıcaklığı 50 dereceye çıkartılıp elde edilen çözelti süzgeç kağıdından geçirildiğinde süzgeç kağıdında kalan katı kütlesi 60 gram olarak ölçülüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle şöyle 20 derece diyelim. Şimdi 20 derecede elimizde 240 gramlık bir çözelti var. 240 gram çözelti. Ancak bu çözelti doymuş mu, doymamış mı, dipte katısı var mı yok mu hiçbir bilgi vermiyor. 240 gramlık bir çözelti. Doymuş da olabilir, doymamış da. Şimdi dolayısıyla buradan bir şey yapamayız. Yani şunu diyemeyiz şu an. 20 derecede işte 100 gram su maksimum 80 çözüyor. İşte 180'de 80, 240'de ne kadar diyemeyiz. Doymuş olup olmadığını bilmiyoruz. Burada verilen çözünürlük değeri 100 gram suyun o sıcakta çözebildiği maksimum madde miktardır. O zaman 50 dereceye geçelim. 50 dereceye çıkarılıyor. Hala 240 gram çözeltim var. Aynı çözeltinin sıcaklığı arttırılıyor. Şimdi 50 dereceye çıkarttığı zaman 60 gram katı demek ki dibe çökmüş ki yani çözünmeden kalmış ki süzgeç kağıdından geçirdiğin zaman katı kütlesi 60 gram olarak süzgeç kağıdının üzerinde kalmış. O zaman 240 eksi 60'dan demek ki 180 gramlık bir çözeltim var senin 50 derecede. E bakalım 50 derecede ise 100 gram su maksimum 20 gram x çözebiliyor. 100 gram su maksimum 20 gram x çözdüğü zaman 120 gramlık bir çözelti olur. 120 gramlık çözeltinin demek ki 20 gramı x. Bizde ise elde derecede 180 gramlık bir doymuş çözelti var. Acaba bunun kaç gramı x? Buradan içler dışlar çarpımı ya da şöyle 120'yi 6'ya bölersek 20. Şöyle 1/6 ile çarparsak 180'i 6'ya bölersek 30. Demek ki bizde 30 gram x var. Yani bizim 180 gramlık çözeltimizin 30 gramı x, 150 gramı su. Şimdi o zaman bizim başlangıçtaki çözeltimize dönersek 150 gram su vardı. Yine 150. Başlangıçta da o zaman 150 gram su vardı. 240'dan 150 çıkartırsak Demek ki 90 gram x vardı. 150 gram su 90 gram x. O zaman başlangıçta doymuş mu doymamış mı bulabiliriz. Şimdi 20 derecede 100 gram su 100 gram su maksimum 80 gram x çözüyordu. Bizde 150 gram su var. 150 gram su var. 150 gram su. 1,5 katı 80'in buçu, 120 gram x çözebiliyordu ama bende 90 gram var. Demek ki doymamış bir çözelti vardı başlangıçta. Bu 240 gramlık çözelti doymamıştı. Şimdi hangileri doğrudur? Başlangıçta 20 derecede hazırlanan çözelti doymamıştır. Evet bunu bulduk. 30 gram daha çözebiliyor çünkü hala. Çözelti su kütlesi 150 gramdır. Evet bunu da bulduk. Bu da doğru. 50 derecedeki çözelti en az 300 gram su eklenirse dipteki katın tamamı çözünür. 50 derecede 100 gram su 20 gram çözebiliyor. 100 gram su 20 gram x çözebiliyor. Benim dipte 60 gramlık katım kaldı. 60 gram x katısını çözebilmek için 3 katı 3 katı 300 gram suya ihtiyacım var. Dolayısıyla en az 300 gram eklenirse onun tamamı çözünür. Dolayısıyla son cevabı e şıkkıdır. Tepkimesinin standart koşuldaki entalpi değişimini yani delta h'ini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Bu tepkimenin entalpisini bulabilmek için CH4 gazı, H2O gazı ve CO gazının standart oluşum entalpilerini bulursam ürün eksi girenden bulabilirim. Peki h 2nin H2 zaten sıfır olduğu için onu bilmeme gerek yok. O zaten sıfırdır. CH4 gazının moler oluşum entalpisi. Evet bunu bilmem gerekiyor. CO gazının, CO gazının moler oluşum entalpisi. Evet. Şimdi H2O gazı dememiş de H2O sıvısının moler ayrışma ısısı. H2O sıvısının molar buharlaşma ısısı. Şimdi bu iki bilgiden H2O sıvısının H2O sıvısının molar ayrışması demek H2O sıvısının H2 gazı artı O2 gazına parçalanması demek. Şöyle 1 bölü 2. Peki H2O sıvısının molar buharlaşma ısısı demek ne demek? H2O sıvısının H2O gazına dönüşmesi demek. Şimdi bu iki tepkimin entalpisini biliyormuşuz. İşte buradaki delta H'ı biliyorum. Buradaki delta H'ı da biliyorum C ve D ışıklarında. Şimdi bu ikisini bilirsem bakın birinci tepkimeyi tam ters çevirirsek bu delta H'ın işareti çevrilir. E o zaman taraf tarafa topladığımız zaman bu H2 sıvılar gidecek. H2 gazı artı O2 gazını. H2O gazının ki onu, o lazım zaten bana. Yani C ve D'nin ikisini birden bilerek bu bilgilerden ki burada HES yasasını kullanacağız. Ters çevirince entalpi çevirecek. Mesela buranın entalpisi 100'lü, bunun 200'lü. Ters çevirince eksi 100 oldu. İkisini toplayacağım. Demek ki 200 eksi 100'den 100. Mesela bunun entalpisi deyip bunu da bulmuş olacağım. Bunlar bana yeterli. HH bağ enerjisi burada bize hiçbir bilgi, hiçbir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla E şıkkı gere gerekli değildir. Tek basamaklı tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir. Tepkime standart koşullarda gerçekleştiğine göre hangisi yanlıştır? Tepkimeye baktığımız zaman grafik aşağıya doğru. Aşağıya doğru ise egzotermiktir. Zaten ürünlerin enerjisi daha az. Ürün eksi giren burada eksi çıkacak. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ürün eksi giren farkı da zaten 70 olarak verilmiş. Demek ki bu artı 70 yani egzotermik bir tepkime. İleri tepkimenin tepkime ısısı eksi 70'tir diyor. Doğru. Burada artı 70 olarak tepkime yazılır. Delta H ekzo olduğu için eksi 70 olarak ifade edilir. A şıkkı doğru. Şimdi ileriye doğru tepkime egzotermik. Geri tepkime yani iki yöndeki tepkime ise x2y'nin ısı alarak gerçekleştirdiği bir tepkimedir. Yani endotermiktir. Doğru. İleri tepkimenin enerjisi, aktivasyon enerjisi 160 kJ'dür. Aktivasyon enerjisi girenlerin ile aktifleşmiş kompleksin arasındaki enerji farkıdır. Yani şurasıdır. E bu da 90 olarak verilmiş. Ancak 160 diyor. Yanlış. 90 olması gerekiyordu. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi ileri tepkimenin aktivasyon enerjisinden büyüktür. Evet. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi de şurasıdır. Şurası geri tepkimenin. Burası ileri tepkimenin. E geri tepkimenin daha büyük. Dolayısıyla D de doğru. Tepkimenin derecesi 3'tür. Tek basamaklı olduğu için girenlerin katsayıları toplamı gaz fazında burada. 2 artı 1'den 3'tür. Bu da yine doğrudur. Aşağıda T derecede bazı denge tepkimeleri verilmiştir. Şöyle 3 tane tepkime veriyor. Birinci, ikinci ve üçüncü. T derecede V litrelik bir kapta 0,2 mol CO, 0,4 mol O2 ve 0,8 mol CO2 gazları üçüncü tepkimeye göre dengelidir. V değeri kaçtır? V değerini bulabilmemiz için KC3 değerini bulmamız lazım. KC3 değerini de 1 ve ikinci tepkimelerden faydalanarak yani Hess kanunlarını kullanarak bulabiliriz. İki, tepki iki tepkimi öyle bir düzenleyelim ki taraf tarafa toplandığında üçüncü tepkimi versin. Şimdi bunun için sol tarafta 2 CO, sağ tarafta 2 CO2 istiyorum. E, CO birinci tepkimede ve sağ tarafta. Öncelikle birinci tepkimeyi ters çevirip ters çevirip daha sonra 2 ile çarpmam gerekiyor. Ters çevir 2 ile çarp. Hatta yazalım. Ters çevirip 2 ile çarpalım. SO3 ve CO sola geldi. 2 SO3 artı 2 CO. 2 SO2 artı 2 CO2. Şimdi tabii ki burada bizim net tepkimemizde SO3 ve SO2 yok. Onları da yok etmemiz gerekiyor. Altta 2 SO3, sağ tarafta 2 SO2 var. Bu ikinci tepkimeyi de yine ters çevirirsek eğer o zaman bunlar birbirini götürür. Ters çevirdiğimiz zaman 2 SO2 ve O2 sola gelecek. 2 SO2 artı O2 2 SO3 Şimdi bu ikisini taraf tarafa topladığımız zaman 2SO 2'ler birbirini götürüyor. 2SO 3'ler birbirini götürüyor. Yani 2CO artı O2'den 2CO2. Yani bizim aradığımız tepkime. Peki bu tepkimeyi ters çevirirsek 1 bölü 2 KC'de çarpma göre ters alınır. Yani 1 bölü 2 2 olur. E, 2 ile çarparsak o zaman üstüne 2 gelir. 2 üstü 2'den 4 olur. Bu tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman çarpma göre tersi 1 bölü 16 16 olur. Şimdi iki tepkimeyi taraf tarafa toplayıp bu tepkimeyi elde ettik. O zaman 4 ile 16'yı da çarparız. 4 çarpı 16 kc3 diyebiliriz. Şimdi bunu bulduktan sonra tepkimeyi şuraya tekrardan yazalım. 2 co artı o2'den 2 co2. Burada zaten bize dengede olduğunu söylüyor. Denge anındaki mollerini vermiş. co 0.2 mol. O2 0.4 mol. CO2 ise 0.8 mol. Hacim ise V'ymiş. Hepsini V hacme bölerek derişimlerini bulabiliriz. Bu tepkimenin denge bağıntısını yazarsak KC3 şeklinde eşittir. CO2'nin derişiminin karesi katsayıları üssü olarak gelir. Bölü CO'nun derişiminin karesi çarpı O2'nin derişimi. Şimdi KC3'ü zaten biz 4 çarpı 64 olarak bulduk. 4 çarpı 64 pardon 4 çarpı 16 olarak bulduk. Yani 4 çarpı 16 da 64. Şimdi 64 yazalım. 64 şurası 64 eşittir. CO2'nin derişimini kaç bulduk? 0,8 bölü, bölü V. 0,8 bölü V'nin karesi bölü CO 0,2 bölü V. 0,2 bölü V'nin karesi çarpı 0,4 bölü V. Şimdi burada şöyle devam edelim. 64 eşittir 0,8 çarpı 0,8 bölü V kare. Şurası yani. Burayı da ters çevirip çarpacağım v kare çarpı v gelecek. Alt tarafta şurası şu ikiler şöyle dağılacak. v kare çarpı v. Yani v küp olarak şuraya geldi. Bölü 0,2'nin karesi çarpı 0,4. Yani 0,2 çarpı 0,2 çarpı 0,4. Şimdi burada v kare gitti. Yani v küple v kareyi sadeleştirsek burada sadece v kaldı. Şimdi burada 0,2'yi 0,2'ye böldüm. 1. 0,8'i e 0,2'ye böldüm. 4. 0,2'yi 0,2'ye böldüm 1. 0,8'i 0,2'ye böldüm 4. 4 ile 4 16. Dolayısıyla buradan da 16 gitti. Burada 4 kaldı. Dolayısıyla V sadece 4 ile 0,4'ün çarpımı. V de buradan 4 çarpı 0,4'ten 1,6'dır. 1,6 yani cevap değişik. Erlenma yerde bulunan 100 mililitre 0,2 molarlık HCl sulu çözelsini asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr ortamda yeşil renk veren bir indikatör damlatıldıktan sonra bürette bulunan 0,5 molarlık sodyum hidroksit sulu çözelsiyle titrasyon gerçekleşiyor. Buna göre ayrı ayrı eklenen baz özelsin hacminin bu hacimlerde olduğu durumlardaki renkleri sormuş. Şimdi biz tam pH'in 7 olduğu anda yani tam nötr olduğu anda H artının molüyle OH eksinin molün eşit olduğu an olduğunu biliyoruz. H artı yerine de asidin derişimi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerli. Bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerli. Zaten tesir değerlikleri bir. HCl'de bir, bir tane hidrojen. Sodium hidroksitte bir tane OH var. Şunlar zaten bir olacak. Şimdi asidin derişimi 0,2 hacmi 100. 0,2 çarpı 100 eşittir. Bazın derişimi 0,5 çarpı VB. Acaba kaç mililitre baz eklenirse tam nötr olur. Şimdi burada 0,2 ile 0,5 onla çarparsak 2'ye 5. 5'e böldüm 1. 100'ü de 5'e bölerseniz 20. 20 ile de 2'yi çarptığımız zaman 40. VB 40. Dolayısıyla tam 40 eklendiği zaman nötr. 40'ın altında eklendiği zaman dolayısıyla ortam asidik olmuş olacak. Ama burada 40'ın altında yok zaten. 40'ında 40'ın üzerinde her eklenen baz ortamı bazik yapmış olacak. Mesela 50 ekledin ortam demek ki bazik. 100 ekledin ortam yine bazik. Dolayısıyla bazik ortamda maviymiş. 1 ve 3 de mavi olacak. Mavi, 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 mavi. Nötrde ise yeşilmiş. Dolayısıyla nötrde yeşil. Dolayısıyla son cevabı E şıkkıdır. Suda az çözünen PBOH2 katısının çözünme denklemi aşağıda verilmiştir. Buna göre PBOH2 katısının yukarıdaki maddelerdeki çözünürlüklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 20 derece, 40 derece, 20 derece ve 0,1 molarlık kurşun nitrat sulu çözelsinde diyor. Şimdi bu endotermik olarak çözündüğü için sıcaklık arttıkça bunun çözünürlüğü artacak. Yani 40 derecede 20 dereceye göre daha iyi çözünecek. Dolayısıyla burada 2'nin birden büyük olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 1 ile 3 arasında ise ikisinde sıcaklığı eşit. Ancak üçüncüde bir de kurşun nitrat var. Kurşun nitrat da suda pb2 artı artı NO3 eksi iyonları var. Dolayısıyla burada kurşun nitrat çözeltisinde pb2 artı ortak iyonu var. Dolayısıyla pb2 artının derişimi burada artıyor bu çözeltiden kaynaklı. pb2 artın derişimi artarsa Chatelier ülkesine göre reaksiyon sola kayar ve çözünürlük azalır. Ortak iyon etkisiyle çözünürlük burada azalıyor. Yani bir de 3'e göre daha iyi çözünüyor. Dolayısıyla 3 en küçüktür. Dolayısıyla son cevabı 2, 1, 3. Yani 5 şıkkıdır. Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Nörs eşitliğinde 0,059 yerine 0,06 kullanınız demiş. Öncelikle pil sorusuna anot katodu tespit etmemiz gerekiyor. Burada gümüş elektrot var ama çözeltide bakır nitrat var. Dolayısıyla gümüşün buradaki tek işlevi elektron akışını sağlamaktır. Kendi çözeltisi olmadığı için. Burada da hidroklorik asit var. 0,1 molar. Bu 1 molar yani standart olmayan bir pil. Burada da platin elektrot var. Burada da işte gaz çıkışı ya da gaz girişi burada oluyor. Şimdi burada potansiyellere bakacak olursak gümüşün 0,8. Tabii yükseltgenme potansiyeli büyük olan anot, indirgenmesi büyük olan ise katottur. Burada gümüş ve hidrojende büyük olan gümüş o zaman burası katottur. İndirgenmede diğer taraf anottur. Ancak Gümüş inert olduğu için çözeltisi olmadığı için gümüşün elektrotun pil potansiyelinde bir etkisi yoktur. Sadece anot katotu tespit etmekte kullandık. Şimdi AG elektrot katottur. Doğru. Şimdi anotta yükseltgenme katotta indirgenme olur. Anotta H2 H artıya yükseltgenecek. Şöyle anot tepkimesini yazalım. H2 iki tane H artıya elektron vererek yükseltgenecek. Pilin potansiyeli yine sıfırdır. Katotta ise indirgenme olacak. Bakır 2 artı iyonları. Bakır 2 artı iyonları 2 elektron alarak bakır katısını oluşturacak. E0 değeri 0,34. Net pil tepkimesini de yazalım. Net pil tepkimesi. Taraf tarafa toplarsak şu iki elektronlar birbirini götürecek. H2 gaz artı bakır 2 artı suda 2H+ artı. suda artı bakır katı standart pil potansiyelinde bulalım. Standart pil potansiyeli 0 artı 0.34'ten 0.34 Volt'tur. Ancak bu standart olan bir pil değil. Ya da önce B'yi yapalım, ondan sonra C'ye bakalım. Zamanla ikinci kaptaki çözeltinin pH'i azalır. İkinci kapta yani anot kabında H2 H artıya yükseltgeniyor. Dolayısıyla zamanla H derişimi gitgide artacak. H derişimi arttıkça gitgide pH değeri azalır. H artı yani asitlik H arttıkça asitlik artıyor. Asitlik arttıkça pH sıfıra doğru gider. Dolayısıyla B şıkkı da bu anlamda doğru. C şıkkı pilin başlangıç potansiyeli. Bu tabi standart olmayan bir pil olduğu için nörs eşitliğini kullanacağız. O da e eşittir, E0 eksi 0,06 alın demiş, 0,06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot derişimi varsa kas sayısı da üst, onları da AB diyelim şöyle. O zaman E eşittir, E0 değeri 0,34'tü, 0,34 eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı 2. Çarpı logaritma. Şimdi anotta kim var? H artı var. H artının derişimi kaç? 1'e 1 olduğu için 0, 1. Ancak H artının katsayısı var 2. Buna dikkat edin. 0, 1'in karesi. Katotta kim var? Bakır 2 artı. Onun derişimi zaten 1. Şimdi şurası. Şu 0, 1'in karesi. 10 üzeri eksi 2'dir. Dolayısıyla şurası eksi 2 gelecek. Dolayısıyla eksi ile eksinin çarpımı şura artıya dönecek. İkiler de birbirini götürecek. O zaman E pil değeri 0.34 artı 0.06'dan 0.4 gelmiş olacak. Dolayısıyla 0.4 doğru. Birinci kaba 1 bir mol gümüş nitrat katısı eklenirse pilin başlangıç potansiyeli artar demiş. Şimdi birinci kaba 1 bir mol gümüş nitrat ekleyelim. Gümüş nitrat eklersek gümüş artı ve NO3 eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Şimdi çözeltiye daha fazla katyon geldiği için bu buradan gelen iyonlar öncelikle gümüş artıyı indirgeyecek ya da bir kısmı buradaki elektronlar gümüş artıyı indirgeyeceği için bazı bakır iki artılar burada indirgenememiş olacak. Dolayısıyla bakır iki artı indirgenemediği için derişimi artacak bazıları. Dolayısıyla reaksiyon bir miktar sağ kaydığı için potansiyel artacak. Dolayısıyla bu da olur. İkinci kaba aynı sıcaklıkta su eklenirse pil potansiyeli azalır demiş. İkinci kaba su eklersek moler eşittir M bölü V hacim artacak, derişim azalacak. Kimin derişimi artar? Azalır. H artının derişimi. H artının derişimi azalırsa reaksiyon Leşatör ülkesine göre sağa kayar. Sağa kayarsa pil potansiyeli artar ancak azalır demiş. Bu sebeple E şıkkı yanlıştır. Organik X bileşiği ile ilgili bromlu suyun rengini giderir. H2O ile verdiği katılma tepkimesi sonucu elde edilen bileşiğin genel formülü cnh 2 nodur demiş. Bu bilgiler veriliyor. Buna göre bu bileşiğin formülü hangileri olabilir? Şimdi bromlu suyun rengini gideriyorsa karbonlar arasında en az bir tane pi bağı olursa giderir. Burada var bu giderebilir. Burada iki tane var zaten giderir. Burada da var giderir. Burada karbonlar arasında bir pi bağı yok. Dolayısıyla dördü eleyebiliriz bu anlamda. Şimdi bromlu suyun rengini giderenleri bulduk. H2O ile katılma tepkimesi sonucu. Şimdi pi bağı varsa katılma tepkimesi verir. 1, 2, 3, 3'ü de katılma tepkimesi veriyor. Şöyle yapalım. Direkt mesela şöyle de bakabiliriz. C2 H4'tü. H2O katıldığı zaman C2 H6O olacak. Yani C'nin 2 O'ya uymayacak ki burada iki karbonlu alken olan eten etilene su katılırsa etil alkol oluşur ki o C'nin 2 O'ya uymaz. Dolayısıyla bu olmaz. Burada da 3 karbonlu. Şöyle C3 H4'tü. C3H4 katılma tepkimesi sonucunda C3H6O olacak ki O C'n H'n O genel formüle uyuyor. Burada da 3 karbonlu bir sikloalken var. C3H4'tü bunun da formülü. Şöyle de görebilirsiniz. 1 2 3. Burada 1 2 3 bir tane hidrojen var. Burada da bir hidrojen, burada 2 hidrojen. Dolayısıyla 2 4 hidrojen. E katıldığı zaman su C3H6O olacak. Dolayısıyla bu da yine uyar. Son cevap da bu anlamda 2 ve 3'tür. Yukarıdaki organik bileşikler ile ilgili hangileri doğrudur? Birincisi aromatik, 2 ve üçüncüsü alifatik organik bileşiklerdir diyor. Eğer ki benzen halkası varsa aromatiktir, yoksa da alifatiktir. Dolayısıyla birincisi aromatik, diğer ikisi alifatiktir, doğru. Üçüncüsüne Markovnikov kuralına göre su katılırsa ikincisi elde edilir diyor. Üçüncüsüne su katılırsa şöyle H, O-H olarak düşünelim. Buradaki zayıf pi bağına saldıracaktır. Markovnikov kuralına göre hidrojen hidrojence zengin olan karbona bağlanır. Yani buna mı buna mı diye sorusunda şu karbona bağlanacak. O-H ise diğer karbona bağlanacak. Buradaki ikili bağ kopacak ve aslında tam olarak bu bileşiği elde etmiş olacağız. Dolayısıyla iki doğru. Bir ve üçüncü iki farklı fonksiyonel grup içerir. Birincide şuradaki grup bir fonksiyonel gruptur. OH'da bir fonksiyonel gruptur. İki tane fonksiyonel grup var. Üçte de şuradaki ikili bağ ve şuradaki OH fonksiyonel gruplardır. Dolayısıyla 1 ve 3'te iki tane farklı fonksiyonel grup vardır. Doğru. Son cevabı da bu anlamda E şıkkıdır.